Mustafa Ceceli zaten Sarı abi de gösterdi albümü. Aşk için gelmişiz albümünü dün çıkarttı. Bize de özel bir röportaj verdi. Bu arada albümü kendi şirketinden çıkardı. İlk albümü. Samsun Demir'in şirketinden çıkartırdı. Kendi şirketini kurmuş. Samsun Demir'in şirketi, o zaman bağlı olduğu şirket. Hayırlı olsun. Dağıtımını yapıyor. Perşembe'ye çikolataları bekliyoruz. Evet. Buyurun. Evet, buyurun. Mustafa Ceceli. Evet. Tüm yakın sanma uzak. Dünyandakiler hep bir tuzak. Burada hakkı göremiyorsan yarın halin ne olacak? Mustafa Ceceli bu kez kasidelere hayat verdi. Deyişlere ruhunu kattı. Ünlü müzik adamı Mustafa Ceceli şimdi de Aşk İçin Gelmişiz albümünü çıkardı ve ilk röportajını Aramızda Kalmasına verdi. İlkleri beraber biliyorsun her zaman paylaşıyoruz. Bizim için çok özel bir albüm. Aşk İçin Gelmişiz albümünün ilk röportajını seninle burada yapıyoruz. Aynı zamanda İlk defa da bir magazin programında bu albümle ilgili konuşuyor oluyoruz. Benim de kariyerimdeki bütün albümlerle ilgili ilk bu tarzdaki röportajdır. Yani stüdyo ortamında daha evvelden böyle bir çalışma yapmadık. İnşallah şimdi burada hem şarkılardan örnekler dinleyeceğiz, albümü konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Gençlik anlamadan gider, şan, şöhret, para hepsi biter. Güzelim deme, havana güvenme, hepsi de gelir, hepsi de geçer. Aşka yazılmış belki binlerce şiir vardır. Belki milyonlarca söz vardır aşka anlatmaya çalışan, tarif etmeye çalışan ve bununla ilgili her dilde, her kültürde, her devirde yazılmış eserler var. Bugün ben de sana sorsam Seyhan aşk ne demek diye, sen de başka bir şey tanımlarsın. İşte tarifi her dilde, her beyinde, her insanda farklı olan bu duygunun nasıl olur da içimizdeki ortak bir dile titreştirir? Aslında soru bu, çıkış kaynağı da bu. Bizler sınırlı canlılarız. Bir sınırım var, benim belli bir sınırım var, yapabileceklerim var. Bedenimin belli bir sınırı var. Oysa ki o sınırsız, bu sınırlı gördüğümüz insanla yüzünü göstermiş durumda. Aşk olarak. Mustafa Ceceli aşkla yaptı bu albümü. Çünkü onun için aşk çok fazla şey ifade ediyor. Kimi vardır bunu doğada yaşar. Kimi vardır bunu çok farklı, çok değişik lezzetlerde yaşar. Ama aşk bizim ortak duygumuz. Ve her insanda aslında mevcut. İnsanda mevcut. Dolayısıyla da aşk için gelmişiz. Biz dünyaya aslında aşk için gelmişiz. Yer gök seslenir, her dönem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah, Allah. Seversin, sevgiyle yaklaşırsın ve bütün problemler ortadan kalkar. Aşkın güzelliğine kendini kaptırmak isteyenler muhakkak dinlemeli. Çünkü aşkın birleştirici gücü bu albümde. 5 yıldır ben bu kadim eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan bir albüm yapmayı planlıyordum. Fakat doğru zaman buymuş demek ki. Şu an bu CD'yi elimizde tuttuğumuza göre en doğru zaman budur. Ağustos ayında bunu artık kafaya koymuştum. Dedim ki ben bir albüm yapacağım. İçinde aşk ve sevgi temasını barındıran. Fakat bunu nasıl yaparım? Kurguluyordum ya, kafamda düşünüyordum. Bunu ne zaman yapabilirim, ne ara yapabilirim? Artı bir yandan da ülkemizin çok zor dönemlerden geçtiği bir ana da tekabül ediyordu. Yani düşünüyorsun, insanlar birbirine karşı korkunç sevgisiz, korkunç toleranssız, trafikte toleranssız, sokakta toleranssız, televizyon programında toleranssız. Dikkatimizi çeken bir diğer detay da albümün kapak fotoğrafı. Mustafa Ceceli yerine kalp şeklinde bir gül yaprağı var. Aşk suretsizdir. Ama gülün tasavvufta başka mesajı tabii, var. Şimdi gülün anlamı başka. Kalpten bir gül olması. Ben bu açıkçası çalışmayı çok sevdim. İlk başta yaratıcı yönetmenimiz Esra Başıbüyük demişti ki Mustafa, kapakta senin olmadığın bir şey hayal ediyorum. Ben de demiştim ki ya Esra öyle yapmayalım, dinleyicilerimiz bizimle göz teması kursun. Bunları konuşurken bana böyle bir çalışmayla geldi. Evet. Ve ben oradaki o suretsiz aşk kavramını, yani Mustafa'sız bir saf, samimi, gülün derin mesajı ve bununla beraber kalbin
evrensel algısı. Kalp her dinde, yani şu her yerde aşktır. Dolayısıyla da benim çok hoşuma gitti. Aşk için gelmişiz, sultanım, kainatın aynasıyım, severim ben seni gibi birçok unutulmaz eser Mustafa Ceceli'nin sesiyle sizlerle buluştu. Şimdiden iyi dinlemeler diliyor, son sözü Mustafa Ceceli'ye bırakıyoruz. Seyhan, buradaki 11 şarkının da ortak duygusu aşk. Teması aşk. Yunus Emre bunu fark etmiş ve ne demiş? Bir ben var benden içeri demiş. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez demiş. İşte hep ortak temada o aşk, o insanın kendi özünde, içinde, ilk olarak kendisinde fark edip hissettiği ve sonrasında da çevresinde ne yana yüzünü çevirirse çevirsin, sadece o aşkı gördüğü bir durum. Elbette burada bu aşkı çok derinlemesine yaşayan insanların sözleri var. Burada taklit yok. Burada gerçeklik var. Burada her ne hissettiyse o şiirleri kaleme alanlar, o besteyi yapanlar, onlar gerçek, orijinal, saf, samimi duygular. Ben de o duyguların yine sesi olmaya açıkçası geldim. Evladı hıyaliden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Mustafa Ceceli ne yaparsa yapsın, kesinlikle çok başarılı olan bir adamdır zaten. Biz de onun hayranlarından üçüyüz aslında. Ben çok seviyorum kendisini. Şahsen de çok seviyorum. Çok da iyi bir müzik adamı olduğunu da düşünüyorum. Çok iyi bir müzik adamı bu adam. Aynen. Gerçekten öyle. Helal olsun. Terbiyeli efendi müzisyen. Çok sağlam müzisyen. Aynen.